Evet, bugün garipçilerden söz edeceğiz. Adları niye garipçiler bunların? Bari saçma bir isim. Bizim gibi garibanlarmış bunlar da. Şiirlerini topladıkları kitaba Garip adını vermişler. Onlar da sizin gibi sıkı dostlarmış. Yadigar, Oktay, İbo gibi üç yakın arkadaşlarmış bu adamlar. Ve bir araya gelip şiir yazarlar. Şiir yazdıklarına göre tuzları kuruymuş hocam. Kim bilir? Belki herkesten daha büyüktü dertleri de ondan şiir yazıyorlardı. Oho! Dertli olan şiir yazsa hepimiz şair olurduk. Ha, Oktay. Bu üç arkadaştan biri senin adaşın. Oktay Rıfat. Aman ne güzel. Melih Cevdet, Orhan Veli. Anlayışları, şiirde her türlü kurala karşı çıkmak. Basma kalıp ne varsa çöpe atmak. Önceden belirlenmiş kuralları yıkmak. Kuralsızlığı kural edinmek. Bak şimdi sevdim ben bu adamları. Ben de. Evet. Şimdi onlar gibi siz de şiir yazacaksınız. Ne şiiri ya? Müziğimiz, kafiyeli. Şair miyiz biz ya? Biz ne anlarız hocam şiirden? Hadi hadi. Aklınıza gelen ilk cümleyi söyleyeceksiniz. Özge, başla. Evet. Hadi. Ne hissediyorsan, aklına ne geliyorsa. Hadi. Varlığın belası okul yerine sokaklarda olmak vardı şimdi. Çok güzel, harika. Yadigar, sen de sıra. Yok yazmasa hocalar, ne güzel çekerdim fişimi. Çok güzel. İbo abi. Herkesin keyfi tıkırken, niye bozuk lan bizimki? Çok güzel. Yoksa hayat dalgaya mı getirdi bizi? Güzel. Tuhaf bir yarış. Ne başı, ne sonu belli. Yok aslında kazanmanın ya da kaybetmenin bir önemi. Niye o zaman herkes tutuyor abi öne geçenleri? Kimse iplemez ki oğlum. Arka sıradakileri. İşte şiir yazdınız çocuklar. Bu sizin ilk şiiriniz. Ve başlangıç için fena sayılmaz. Ne oldu sana? Yok bir şey hocam. Düştüm de. Yani bu okulda doğruyu söyleyen bir kişi bulmak ne zor ya. Hadi neyse. Teneffüsünden çalma. Sağ olun hocam.